Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf ünitelerini beraber işleyeceğiz. İlk ünitemiz kimya bilimi. Evet, kimya bilimine geçmeden önce, kimya bilim dalı olmadan önce insanlar neler yapmış? Biraz onların üzerine duracağız. Eski çağlardan beri insanlar sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. Neden? Çünkü zor iklim şartları var, zor bir hayat var, vahşi hayvanlar var, insanlar hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bu yüzden de bu mücadeleye karşı nasıl hayatımızı kolaylaştırırız, nasıl daha konforlu bir hayat yaşarız bununla ilgili uğraşlar içerisinde olmuşlardır. Evet, biz bu uğraş döneminde simya diyeceğiz arkadaşlar. Simya, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için deneme yanılma yoluyla, burası önemlidir, keşfettikleri deneyimler, daha sonra değersiz metalleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma uğraşına dönüşmüştür. Evet, bunun altına çizdiğim şeyler çok önemli. Soru çözerken bol bol karşınıza çıkacak. Bu uğraşı biz simya diyoruz ya da diğer adıyla arkadaşlar alşimi diyoruz. Bu uğraşı veren yani simya ile uğraşan kişilere ise simyacı ya da alşimist diyeceğiz. Bir ara kitabı çıkmıştı hatta bununla ilgili. Simyacılar özellikle felsefe taşı adı verilen gizemli taşı keşfetme ve böylelikle hem metalleri altına çevirecek hem de ölümsüzlük iksirinin bulunmasının kolaylaşacağı gibi konulara uzun yıllar uğraşmışlardır. Gördüğümüz gibi insanlar o dönemde hep hayatı nasıl uzun yaşatabiliriz, nasıl uzatabiliriz, ölümsüzlük iksirini bulma, felsefe taşı da keza bununla ilgili bir şeydir. Ve altın yine o dönemde önemli ve altına, değersiz metalleri altına nasıl çevirebiliriz, bununla ilgili uğraşlar vermişlerdir. Demek ki bu uğraşa biz simya diyoruz, alşimi, uğraşan kişiler ise simyacı yani alşimist diyoruz. Evet, şimdi simya ile kimya arasındaki önemli farklar var. Yine bu önemlidir arkadaşlar. Simya sistematik bir bilgi içermiyor. Yani simyada bir bilgi yok, rastgele tamamen. Bugün ben yola çıkıyorum, bir şey buluyorum. Tamamen tesadüfen, tamamen rastgele bulunan bir şey. Ama kimyada ise bugün ben bir amacım var, belli bir amaç doğrultusunda uğraşıyorum ve bu amaç için uğraşıyorum. Amacım sadece o, başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Simyada evet sistematik bilgi yok, kimyada ise sistematik bir bilgi var. Simya teorik değil çünkü deney yok, deneysel bir ortam yok, laboratuvar yok. Kimyada ise teorik çünkü niye? Hem bilgi birikimi var hem de deneysel bir ortam var arkadaşlar. Evet, simya biraz önce dediğimiz gibi deneme yanılma yoluyla yani rastgele tamamen bir uğraş var. Kimyada ise rastgele kesinlikle yer yok. Bilimsel yöntemlerle biz yola çıkıyoruz ve bu yöntemlere göre kimya bilimiyle uğraşıyoruz. Simya bir bilim dalı değil çünkü deney ortamı yok, sistematik bir bilgi içerimi yok. O yüzden biz simyaya bilim demiyoruz ama kimyaya ise arkadaşlar bir bilim dalı. Kimyada mesela bir uğraş verirken arkadaşlar bir şey buluyoruz, onun üstünde ne yapıyoruz? Yenisini koyuyoruz. Yani ilerleyen bir şey. Simyada ise böyle bir şey yok. Bugün işimi kolaylaştıran bir şey var. Bugün işimi hallettik, tamam orada kalıyor. Yarın başka bir şeyle işimi kolaylaştıran bir yöntemle ya da bulguyla devam ediyorum. Yani böyle bir ayrımımız var. Evet, simyadan kimya bilimine aktarılan önemli bulgular nelermiş? Biraz onlardan bahsedelim. Madenlerin işlenmesi, o dönemde hem savaş yapıyoruz hem vahşi hayvanlara karşı hayatta kalma mücadelemiz var. O yüzden kendimizi savunmak amaçlı madenleri ne yapıyoruz? İşliyoruz. Boyar madde hazırlama, bitki özlerinden boyar maddeler hazırlıyoruz. Mesela ceviz kabuğundan arkadaşlar kahverengi renk. Alaşım hazırlama, alaşım biliyorsunuz neydi? Metal karışımıydı. O dönemde fazlaca metaller var. İnsanlar ne yapıyor? Bu metalleri karıştırarak kendi işlerine yarayacak daha kullanışlı karışımlar hazırlıyorlar. Barut, evet günümüzde de hala kullanıyoruz. Barut üretimi yine hangi döneme aitmiş arkadaşlar? Simya dönemine aitmiş. Cam üretimi hala kullanıyoruz. Göz taşı dediğimiz, o dönemde göz taşı diye biliniyor ama artık bilimsel adımız var. Bakır 2 sülfat gençler. Tuz ruhu hala kullanıyoruz evimizi temizlerken yani hidroklorik asit. Kostik dediğimiz sabunun ham maddesi, beyaz sabundur arkadaşlar bu. Yani sodyum hidroksit. Mürekkep kullanımı, yazıyı bulduk artık, yazmaya başladık. O yüzden mürekkebimiz var. Kozmetik yani esanslar, bitki özlerinden parfüm elde ediyoruz.
Biraz önce dediğim gibi boyar madde yine kozmetik grubuna girer. Kıbrıs taşı dediğimiz arkadaşlar demir 2 sülfat yine simya döneminde bulunmuştur. Esans üretimi, seramik üretimi, yemek yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Onları kap yapmamız lazım. Kezzap dediğimiz nitrik asit yine o dönemde bulunmuş. Zatça dediğimiz sülfürik asit yine o dönemde bulunmuş. Kezzap, zatça ve tuz ruhu bizim için önemli. Niye? Çünkü bu üçünün karışımı neydi? Bir onu hatırlayalım. Yine sorularda bol bol karşınıza çıkar. Kral suyu arkadaşlar. Demek ki kral suyu ne yapılmış? O dönemde bulunmuş. Yani kezzap, zatça ve tuz ruhunun karışımı bize neyi veriyormuş? Kral suyu veriyormuş ve tam simya dönemine ait bir şeymiş. Evet, şimdi simyadan kimyaya aktarılan bazı tekniklerimiz var. Şu anda yine günümüzde kullandığımız. Damıtma dediğimiz destilasyon, o dönemki adıyla imbik arkadaşlar. Süzme, buharlaştırma, saklama kapları, mayalama, sübümleştirme, kristallendirme, kavurma ve özütleme. Bunların hepsi simyada bulunan bazı teknikler. Dikkat edersek hepsi fiziksel yöntemdir. Niye? Bilim dalı olmadığı için, bir deney ortamı olmadığı için ne yapıyoruz? Tamamen fiziksel bulgular var. Ve o nedenle de o zamanki bulunan bulgular neymiş? Fizikselmiş ve şu anda hala bunları ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Evet, yine burası önemli. Simyacılar dönemindeki ünlü bazı simyacılarımız var arkadaşlar. Neler bulmuş ya da ne alanda çalışmış birazcık onlara bakalım. İbn-i Sina, biz onu tıp alanında biliyoruz ama tıpın dışında felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, müzik gibi bilim dallarıyla da ne yapmış? Uğraşmış. Cabir bin Hayyam, İslami bilgilerin yanı sıra yine tıp, astronomi, fizik ve kimya gibi bilim dallarına yine katkısı olmuştur. Becker, burada birazcık bir duralım. Becker bizim için önemli çünkü flojistan dönemi arkadaşlar. Flojistan dediğimiz şey ateş ruhu diye bilinir. Ne demek bu? O dönemde insanlar yıldırımın düşmesiyle arkadaşlar ateşi buluyorlar ve ateşin gayet kullanışlı bir şey olduğunu hayatlarına test ediyorlar ve onu kullanmaya devam ediyorlar. Yalnız bir şeyi yaktıktan sonra etrafında kül kaldığı için buna bir anlamlandıramıyorlar. Buna bir şey söylemek istiyorlar ve Becker bununla ilgili bir yorum yapıyor ve ateş ruhu diyor. Biliyorsunuz bir şey yandıktan sonra kütlesinde ne oluyor? Bir azalma oluyor. Bu azalmanın sebebini bulamıyorlar ve buna ateş ruhu diyor. Daha sonra Lavoisier buna bir anlamlandıracak. Biraz ona geçeceğiz. Evet, Aristo var. Dört elementi bulmuş. Birazdan bakacağız. Lokman Hekim, ölümsüzlük iksirini bulmuş arkadaşlar. Newton, fizik, fiziğin dışında bir de felsefeyi de ilgilenmiş. Paracelsus, tıp alanında ilgilenmiş. Yine Elrazi, tıp alanında ilgilenmiş. Bunlar ünlü simyacılarımız. Evet, Aristo'da dört elementimiz. Bunlar elementle ilgili ilk yapılan yorumlar. Aristo bununla ilgili bir yorum yapmış. Aristo maddeleri dört element şeklinde ayırıyor. Bu toprak, hava, ateş ve su. Peki bunları nasıl dört gruba ayırmış? Şöyle ki Aristo diyor ki eğer bir madde hem ıslak hem sıcaksa bu su elementidir diyor. Yok eğer kuru ve sıcaksa bu ateş elementidir diyor. Eğer benim maddem soğuk ve kuru özelliklerine sahipse hava, soğuk ve ıslak özelliklere sahipse ise toprak diyor. Yani elementleri bu şekilde sınıflandırıyor. Bununla ilgili daha sonralarda arkadaşlar bir YGS sorusu çıkmıştır. Tamamen tablo ile ilgili tablolarda boşluklar bırakmışlar ve bununla ilgili bir YGS sorusu sorulmuş. Evet, simyadan kimyaya geçiş nasıl olmuş peki? Evet, simya döneminde ateşin bulunmasıyla birazcık o dönem bir hızlanmış bulgular. Ve Lavoisier başta olmak üzere bunları tekrar ileriki konularımıza tekrardan değineceğiz. Bu bilim adamlarımıza. Lavoisier o Becker'in bulduğu flojistan dönemindeki yanma olayının oksijenle gerçekleştiğini, yanmadan sonra kütledeki azalmanın gaz çıkışından kaynaklandığını, yani tamamen bilimsel bir çalışma yapıyor ve her defasında aynı sonucu buluyor. Ve böylelikle Lavoisier'in yanma olayını bilimsel olarak açıklamasıyla artık biz kimyaya geçişi sağlıyoruz gençler. Evet, kimyaya ayrıca değineceğiz ama konumuzla ilgili
kimyanın bazı alt disiplinleri var, alt dalları var. Bunlar ne? Başlıca tabii ki bir sürü alt dallarımız var. Organik kimya, analitik kimya, biyokimya, nükleer dediğimiz çekirdek kimyası, anorganik kimya ve fiziko kimya. Şimdi bunlar neleri inceliyormuş, neyle ilgileniyormuş, kimyanın hangi alanıyla ilgileniyormuş bir bakalım. Organik kimya arkadaşlar karbon bileşikleriyle ilgilenir. Karbonun hidrojenle ve genel olarak oksijenle yaptığı bileşiklerle ilgilenir. Analitik kimya maddenin nitel ve nicel olarak ilgileniyor. Biyokimya biyolojik olaylardaki kimyasal tepkimelerle ilgileniyor. Daha çok vücudumuzdaki, kanımızdaki değerler biyolojik olaylardaki kimyasal tepkimelerle ilgileniyor. Çekirdek kimyası, biliyorsunuz atomun merkezinde çekirdek gibi maddemiz var. İşte bu çekirdekteki olaylar, mesela atom bombası, işte patlamalar, büyük enerji geçişleri daha çok onunla ilgileniyor. Anorganik kimya ya da inorganik kimya diye de geçer. Karşılaşabilirsiniz kitaplarda. Evet, bu ise organik olmayan yani karbon bileşiklerinin dışındaki bütün bileşiklerle ilgileniyor. Son olarak fizikokimya var. Fizikokimya ise içerisinde var aslında fizik ve kimya yani fizikle ilgili olaylar. Mesela elektriksel, pil, bu tarz olaylarda kimyasal tepkimelerle ilgili o çözeltilerle ilgileniyor arkadaşlar. Evet. Konumuz uzun yavaş yavaş sonuna geldik. Bununla ilgili çıkmış bir YGS sorumuz var. YGS sorumuz şöyle. Aşağıda verilen ünlü isimlerden hangisi kimya bilimine, gelişine katkı sağlamamıştır? Evet. Şimdi bunları bilim adamlarının hepsini ezberleyeceğiz mi diye düşünebilirsiniz. Hayır, ezberlemeyeceksiniz. Soyadlarını bilseniz yeterli arkadaşlar. Evet. Bohr ve Dalton, ileride yine ileriki konularımızda göreceğiz. Atom modelleri var. Kimya bilimine atom modelleriyle katkı sağlamıştır. Avogadro, gazlarla ilgilenmiştir, gaz yasalarıyla. Madame Curie, bu çekirdek tepkimeleriyle ilgilenmiş. O biraz önce bahsettiğimiz. Yani radyoaktiflik. Dünyada tek Nobel adlı adam alan kimyacılardan bir tanesidir ve kadın hatta radyoaktif çalışma yaparken ölmüştür arkadaşlar. Bunların hepsi yani A, B, C ve E şıkkımızdaki bilim adamlarımızın hepsi kimya ile ilgilenmiş. Ancak D'deki bilim adamımız arkadaşlar ki kimyacı değil bir felsefecidir. Yani kimya ile ilgilenmediği için cevabımız D şıkkımız olacak. Evet, konumuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam soruları çözerken söylediğim şeylere dikkat etmeniz ve eğer soruda eski çağ varsa, ilk çağ varsa, milattan önce gibi kelime yakalarsanız demek ki o soru simya ile ilgili olacaktır arkadaşlar. Evet, bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Umarım faydası olmuştur.